Merhaba canım çocuklar, ben Merve Gülcemal ablanız. Bilirsiniz ben videolara nasıl başlarım normalde. Merhaba çocuklar, ben Merve Gülcemal ablanız. Umarım hepiniz iyisinizdir diyerek başlarım. Neşeliyimdir ama bugün hayır, neşeli değilim, üzgünüm. Bugün oldukça üzgünüm ama yine de umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım dünyadaki bütün çocuklar iyidirler ve iyi olurlar. Bugün size bir masal anlatayım istiyorum. Özlemişsinizdir benim masallarım. Hadi başlayalım o zaman. Bir varmış, bir yokmuş, belki de yok olsun istenirmiş. Günlerden bir gün bir adam, böyle üstü başı dağınık bir adam, bir evin kapısını çalmış. Tak tak tak, Ev sahipleri kapıyı açmışlar. Adam demiş ki, ah halime bir bakın ne kadar yorgunum, açım, susuzum, bir yudum ekmeğe sığınacak bir yere muhtacım. Neler geldi başıma neler bir bilseniz. Hiç düşünmez hemen beni misafir edersiniz. Her şeyimizi çaldılar. Siz de umutlarımızı çalmayın demiş. Ev sahipleri o kadar güzel gönüllü, o kadar âli cenap insanlarmış ki tabii demişler elbette, elbette buyurun gelin evimize sizi misafir edelim, ağırlayalım en güzel şekilde ekmeğimizi, zeytinimizi paylaşalım. Ev sahiplerinin bu daveti üzerine, daha doğrusu kabul etmeleri üzerine gelmiş bizimki ama demiş ki bir yandan da a ben tek değilim ki benim annem var babam var teyzem var alan var yengem var dayım var amcam var demin amca gillerimin oğulları var herkesler var var oğlu var hepsi gelsinler ev sahipleri şaşırmış Pek, peki yani gelebildikleri kadar tamam gelmişler çocuklar ama öyle bir kenara oturalım ay misafiriz biz dememişler eve yerleşmişler sadece yerleşmek denemez bunun için evi işgal etmişler mutfağı ile geçirmişler. Demişler ki burası bizim mutfağımız. Buradan içeriye adım bile atamazsınız. Biz ne istersek onu pişiririz. Ne istersek onu yeriz size zırnık vermeyiz. Aynen bunu yapmışlar. Salona ile geçirmişler. En güzel koltuklara oturup çekirdek çitlemişler. Pis ayaklarıyla her yere basmışlar. Oturma odasını ele geçirmişler. O yumuşacık koltuklara uzanmışlar. Televizyon kumandasına el koymuşlar. Kapıdan içeri ev sahiplerini bile sokmamışlar. Oyun odası kırmızı çizgidir. Oyun odasını ele geçirmişler. Demişler ki çocukları, çünkü ne öğrenirsen osundur maalesef. Bu oyuncaklar bizim zaten bizim hakkımızda her zaman da bizim olacak. Siz sefilsiniz, siz oynayamazsınız. Ha? Evet böyle şeyler yapmışlar. Şaka gibi ama gerçek. Uyku odasını ele geçirmişler. O yumuşacık yataklarda, pofuduk yastıklarda, yünden döşeklerde, yataklarda, yorganlarda uyumuşlar. Bu ailenin çok sevdiği kütüphane odaları varmış, kitap odaları. Oraya ele geçirmişler. O çocukların gıcır gıcır sayfalı güzel kitaplarını, çizgili kitaplarını, resimli kitaplarını hepsini ele geçirip el koymuşlar. Bir tanesini bile vermemişler ev sahiplerine. Daha da fenasını söyleyeceğim. Bu ev sahiplerinin en sevdikleri odaları namaz odaları, mescitleri ve abdesthaneleriymiş. En sevdikleri yerler. Oraya bile el koymuşlar. Biz izin vermediğimiz sürece yanına bile yaklaşamazsınız demişler. Sadece bunu da yapmamışlar. Ev sahiplerine ne yapmışlar diyecek olursanız onları küçücük bir odaya hapsetmişler. Hapis doğru bir kelime mi oldu? Düşünelim. Hapis neye deriz çocuklar? Hapis suçluları koyduğumuz, cezalarını çekmeleri için koyduğumuz yere hapis deriz. Yani ne kadar büyük suçlar işlediler anlasınlar, akıllansınlar diye koyduğumuz yerdir orası. Peki size bir soru. Ev sahipleri ne suç işledi? Ev sahipleri misafir perver davrandılar sadece öyle değil mi? Misafir perver davrandılar. insanlık yaptılar insan oldukları için. Suçları neydi? Suçları yoktu. Bu bir suç değildi. Yardımseverlik bir suç değildi. O yüzden buraya hapishane diyemeyiz. Hayır bu yanlış kelime oldu. Fakat o kadar korkakmış bu yerleşenler eve, o kadar ürkeklermiş ki ev sahiplerine tıkadıkları o odanın etrafına kocaman yüksek duvarlar örmüşler hatta onunla da yetinmemişler etrafını dikenli tellerle çevirmişler. Biz istemediğimiz sürece dışarı çıkamayacaksınız demişler. Bizim istediğimiz yerlere gidebilirsiniz. Sadece zaten hiç göndermeyeceğiz bir yere. Ya Bizim istediğimiz yiyecekler girebilir içeri, onu da biz seçeriz. Kötüsünü göndeririz, kokuşuklarını göndeririz, sağlıksızlarını göndeririz. Daha nice şeyler. Ne hissetmiştir sizce sahipleri? Korkup bir kenarda pısıp kalıp ağlayıp çaresiz mi hissetmişlerdir? Elbette korkmuşlardır. Elbette endişelenmişlerdir ama çaresiz hissetmemişler. Biliyorum. Çaresiz hissetmediler. Çünkü onlar gördüğünüz görebileceğiniz en cesur insanlarmış. Mücadele etmişler. Hangi duygular hissedilmiştir? Korku, kaygı, endişe, üzüntü, mutlaka üzülmüşlerdir. İnsan nasıl bu kadar alçalabiliyor diye düşünüp üzülmüşlerdir. Evet, özlem, özlemişlerdir. Sevdiklerini, insanlığı, oyuncaklarını özlemişlerdir öyle değil mi? Başka? Öfke? Sen olsan öfke hisseder miydin? Öfkelenir miydin? Elbette onlar da hissetmişler. Ve kendilerine ait olanı, haklarını, insanlıklarını geri alabilmek için olması gerektiği gibi mücadele etmişler. Yerleşenlerin anladığı dilden konuşmuşlar. Peki ne olmuş sonunda? Çocuklar, masallar her zaman mutlu sonla biter. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Fakat bu bir masal değil. Evet, bu bir gerçek. Bu şu anda Filistin'de yaşanan bir gerçek şu anda değil yıllardır yaşanan bir gerçek. Hani şimdi duyuyorsanız ailelerinizden, okulda inşallah öğretmenlerinizden, arkadaşlarınızdan şu anda Filistin'de yaşananları duyuyorsanız, biliyorsanız işte bilin ki olanlar tam olarak bunlar. Yıllardır onlara zulmediliyor. Zaman zaman saldırılarda da bulunuyorlar. Fakat şu an bunu bu kadar çok duymanızın sebebi haddi oldukça aşmış olmaları sınırı aştılar. İnsanlıktan tamamıyla çıktılar. Sadece bir hafta içinde binlerce değil on binlerce Müslümanın canını yaktılar. Biz biliyoruz ki orada bir soykırım, orada bir katliam yaşandığının farkındayız. Ve bunu bütün dünyaya duyurmalıyız. Evet üzgünsünüz biliyorum. Evet öfkelisiniz biliyorum. Şimdi ne yapacaksınız size söyleyeyim. Gidin birer kağıt kalem alın. Bu kağıt kalemi aldıktan sonra önce bir duygularınızı dökün bakalım. İsterseniz bir şiir yazın, isterseniz bir mektup yazın. Arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz bir şey de olabilir bu. İsterseniz resmedin. Kağıt kalemle buluşun. Çünkü kalem kılıçtan keskindir. Bunu yapın, sonra bana da gönderin. Çünkü birlik olduğumuz zaman güçlü olacağız. Ve biliyorum şimdi diyorsunuz ki Merve abla tamam duygularımızı paylaştık. Peki ne yapacağız? Bu duygularla baş edemiyoruz. Çok öfkeliyiz. Kardeşlerimize yardım etmek istiyoruz. Ne yapacağımızı da gelin ikinci bölümde konuşalım tamam? Allah'a emanet olun canlarım. Hepimiz Allah'a emanet olalım.